Herkese yeniden merhabalar, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber atkı şal kullanım önerilerinden birazcık konuşacağız ama bunu birazcık daha böyle bahara doğru çekmemin sebebi kaban videosunda zaten kabanlarla nasıl kullanacağımızı az çok anlattım. İşte boğazlı bluzlarla nasıl kullanılabileceğini az çok anlattım size. Bunların ayrı ayrı videoları var. Ama bugünkü konumuz mesela daha deri ceketlerle, daha kot ceketle. Bu tam geçiş mevsiminde işte Mart 15 ile Mayıs 15 arası bu 2 ay boyunca çok soğuk olmayan güneşli günlerde nasıl kombinleyebiliriz? Bir yandan üşümeden, bir yandan çok da böyle işte kaban giyip de kendimizi terletmeden nasıl orta yolu bulabiliriz? Aslında bunun biraz kafasını yorarak size bir içerik hazırlamaya karar verdim. Umarım bunu da faydalı bulursunuz. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen başlıyorum. İlk kot ceketle başlayacağım. Benim üzerimde boğazlı bir bluz var. Çünkü bugünlerde hava bayağı serin seyrediyor. Fakat biz bunun içine tişört giyebiliriz. Biz bunun içine bir gömlek giyilebilir mesela. Yani o içinizdeki şeyi siz istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Bugün ben hani en böyle beyaz tişörte yakın şeyim ne? Ve bu şu anda bugün hemen yarın kullanmak için hangisi daha mantıklı ona göre seçim yaptım. Ama siz dediğim gibi içinize tişört giyerek aynı havayı hemen hemen yakalayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. En kalından en inceye doğru birazcık gideyim. Kot ceketler benim üzerimdeki birazcık daha uzun. Bayağı kalçamın altına kadar inen. Ben açı dolayısıyla size ayakta çekim yapamıyorum maalesef. Bu yüzden de özür dilerim. Bir ceket. Dolayısıyla tam bu mevsimlere uygun. Daha yazlık bir kot ceket değil aslında. Şimdi bu da jün bayağı kazak kalınlığında bir atkı şal. Ve hani üzerindeki renkler dolayısıyla da birçok kıyafetinize çok güzel ayak uyduracak ve sizi inanılmaz stil sahibi yapacak unsurlardan bir tanesi. Hem de üşütmeden. Şimdi bunu kabanlarla kullandığınız gibi her türlü kullanabilirsiniz. Özellikle şöyle dik kullanıp soğuksa hava bütün düğmeleri ilikleyip hatta ben 2-3 tanesini ilikleyeyim size. Şöyle bir görüntü elde edebiliriz. Sadece şöyle yaparak ve şunu içine sokarak. Yani şöyle kullanabiliriz. Hem gerçekten hiçbir şartta üşümeyiz böyle kullandığımız takdirde içimizdeki de benimki gibi böyle boğazlı bir bluzse bütün gün yürüyeceğiniz oradan oraya işleriniz var. Bir şekilde dışarıda olmanız gerekiyor. Öyle bir günde mesela böyle bir şey kullanabilirsiniz. Hava güneşliyse ve yağmurlu değilse kombin yapabilirsiniz. Hem bunu istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Çok üşüdüğünüzü üzerinize sarabilirsiniz filan gibi. Hem pratik hem efektif kullanılabilir. Hem de gerçekten stil sahibi bir görünüme ulaşabilirsiniz. Ben bunu bundan yaklaşık 4 sene olmuştur. 4 sene önce uzak ışıklardan aldım ama her sezon bunlardan var orada. Aynı rengi yoktur. Başka bir şey vardır. Hani ben Kadıköy mağazalarından alışveriş yapıyorum. Genellikle Bahariye şubesinden alışveriş yapıyorum. Sizler de Beşiktaş'ta da var. Artık bir sürü alışveriş merkezine mağaza açtılar. Oralardan edinebilirsiniz. Kot ceketle bir tane de şal göstereyim. Ondan sonra deri ceketimize geçelim. Onda da şu moru çok seviyorum. İçimdeki griyle de. Bunlar benim çok sıklıkla kullandığım şeyler. Şu yan atmaya ben açıkçası şöyle atıp kullanmaya ben hastayım. Bunu çok fazla kullanmayı seviyorum. O yüzden de en çok bunu öneriyorum. Bu gerçekten çok hoş görünüyor. Hem kot ceketinizin modelini kapatmıyor hem bunu da tamamen büyük bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Hepsini aynı şekilde kullanmış olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yan atmaya ben hastayım. Ama en çok bu kalın şalları şöyle dümdüz aşağı doğru akıtarak kullanmak gerçekten çok makul oluyor. Kışık oluyor. Şunu önermiyorum. Hem burada çok fazla toplanıyor. Hem de bunu artık erkekler çok benimsediler şunu yapmayı. O yüzden ben kadınlarda pek hoş bulmuyorum artık bu görüntüyü. O yüzden onu size yapmamanızı öneririm. En klasik ama aslında en tarz duran modeli yapacağım. O da bu. Gerçekten en klasik ama gerçekten de en tarz olan. Şurayı düzelteyim. En salaş duran. Fakat sizin şıklığınıza gerçekten şıklık katacak. Bütün şalın havasıyla sizi bir yerlere taşıyacak görünüm bence bu. En çok da ben bunu kullanıyorum. Bu. Şimdi gelelim deri ceketi. Benim deri ceketim daha biker bir model.
daha böyle şey. Bunu hatta kapatacağım şimdi. Deri ceketler üşüten malzemeler. Dolayısıyla bence kesinlikle bu tarz şallarla kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yeşil bir model tercih ettim. Bu Defacto'nun 2-3 sezon öncesine, hatta belki 4 sezon öncesine ait modellerinden bir tanesi ama her sezon bu minvalde mutlaka üretim yapıyor. Ya çapraz kapanını yapıyor ya aynısını. Mesela geçen sezon ben aynısını görmüştüm. Ve her rengini yapmışlardı. Siz en çok hangi rengi kullanıyorsanız o rengi kullanın. Ben yeşili kullanıyorum. Benim kullandığım tüm renklerle çok güzel uyum sağladığı için. Tam ara bir ton olduğu için. Şimdi bunu çok böyle klasik port kullanmak istiyorsam, tam ruhuna uygun kullanmak istiyorsam ben böyle kullanıyorum. Mevsim bu tarz bunun neresinde? Hepimiz zaten böyle atıyoruz bunu diyebilirsiniz. Haklısınız ama en klasikleri de göstermekte fayda var. Belki ilk akla gelmiyordur anında diye mutlaka gösteriyorum. Şimdi şöyle daha klasik bir şeyle. Aslında burada önemli olan şunların seçimi. Şunları doğru alışverişlerle doğru seçerseniz, kıyafetlerinize göre seçerseniz çok daha makul olur. İçime bir elbise giydiğimde, yazlık bir elbiseyi daha böyle bahara, ilkbahara yorumlamak. İlkbaharda daha çok üşürüz çünkü. Sonbaharda daha çok hala yazın etkileriyle daha sıcak hissederiz. Ama ilkbaharda ben çok üşüyorum açıkçası ki üşümeyen biriyimdir ben. O yüzden de mesela içime yazlık bir elbise giydim. Üzerime bu deri ceketimi giydim. Bunu tamamen içime alıp böyle uzun bırakıp altından çıkacak şekilde bırakıp fermuarını öyle kapatıyorum. Böylelikle hem daha stil sahibi görünüyorum. Hem de üşümemiş oluyorum ve alttan çıkması falan da benim asimetrimi bozduğu için daha zarif ve ince görünmemi sağlıyor. Özellikle elbise varsa üzerimde. Bu asimetrileri kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat burada şu tonların birbirine çok yakın olmasına lütfen dikkat edin. Öbür türlü damak üstünde saksağın duruyor. Daha monokrom giyindiğiniz, tona ton giyindiğiniz kıyafetlerde kullanın. Bu terimleri ilk kez duyanlar için hemen açayım. Monokrom demek aynı renk giyinmek demek. Mesela şimdi ikili takımlar moda ya, mesela trikolarda ya da işte birçok üründe artık ikili takım çok moda oldu son 2 senedir. Mesela öyle bir şey varsa içinizde aynı renkte böyle bir ceket kullanıp aynı tonlara çok yakın, belki birazcık desenlisini kullanarak bunu yaparsanız monokrom bir görüntü elde edersiniz. Tonaton giyinmek de mesela işte mint yeşili ile petrol yeşilini birlikte kullanmak. Bu ikisi tonaton giyinmek. Yani aynı tonajlarda farklı renkleri bir arada kullanmak. En çok yakışan renkleri bir arada kullanmak gibi. Bu da monokrom giyinmek. Pardon, tonaton giyinmek demek. Deri ceketle başka ne gösterebilirim? Bir de çok gene şöyle yarım kapatıp bir de bu kadar zıt bir renge gidip bunu böyle çok asimetrik bir şekilde atıp İçinizi de gösterip, hele içinizde şöyle dekolteli bir bluz varsa, bir gömlek varsa, teninizin de göründüğü bir imaj yaratırsanız bu şu stilde, o zaman çok stil sahibi, çok hoş, çok dişi görüneceğiniz bir görüntü elde edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bu görüntümden size veda edeyim. Bu tarz şalları, şeyleri kullanırken mutlaka saçınızı toplayın. Öneririm. Daha hem sizi rahat edersiniz hem de daha şık bir görüntüye ulaşırsınız. Birazcık da sert makyajlar kullanırsanız daha sağlıklı bir stil sahibi görünürsünüz. Bunlar da böyle küçük ipuçları olarak kalsın videonun burasında. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğene tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum diyorum. Ve yeni bir videoda yine burada kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.